Merhaba, 35 gündür yoktum. Bakın niye yoktum? Kimi diyor ki mapusa düştü, volta atıyor. Kimi dedi 200 milyon TL çıktı, lambosuyla onu eziyor. Başkası demiş ki 200 gramlık keyif çayı içiyor ama nerede? Burada değil, evde. Ne yapıyor? Demleyip içiyor. Hayır, hiçbiri olmuyor. Ama bunu yazabilirsiniz artık. Alta şunu yazın. Kral döndü. Bugün de bugün başlıyor. Bombaları patlatmaya başlıyoruz. Tıs. Kim bu tanıdınız mı? Bak biraz daha yapıyorum. Tıs. Deri değiştireyim. Evet, sürüngen. Sürüngenlerden bahsedeceğiz biraz. Benim de Anfiyan'dan geldiğim için en sevdiğim akrabalarım, kardeşlerim genetik olarak kendileri. Bakın sürüngenler bunu beğendi. Haberimize geliyoruz. Haberimiz bir çeteden bahsediyor. <laughs> 37 yıl çete lideri. Çetenin lideri ha hapis yemiş. Bakın bizim buradaki Doğu 37 yaşında da. Bütün ekip, çetenin bütün ekibi mapus deneyimini sonuna kadar hak etmiş bireyler. Fakat bu çete ne yapıyor? Çeteliğine devam ediyor. Salmışlar dışarı. Bizimkiler de esliye, esliye diye bir çete kurmuşlar. 14 ayda 3,5 milyon liralık yanılmıyorsam vurgun voli yapmışlar. Bunların olayı sürüngen çetesinin kasalara giriyorlar, kasa patlatıyorlar. Patlatıyorlar dediysem de açıyorlar, maçıyorlar. Ve içinden bütün paraları vakumluyorlar, emikliyorlar. Ya arkadaş sen kendine nasıl bir enteresan oluşumsun ki sürüngen diye kendine isim veriyorsun. Biz bunu çok araştırdık, merak ettik ve sonunda bulduk. Ee, si Ekip şu şekilde kendine sürüngen ismini vermiş. Ee, bu ekip tabi kameralara görünmemek için sürüne sürüne gittikleri için abi biz ne güzel sürünüyoruz. Gelin bizim adımız sürüngenler çetesi olsun demiş. Hadi ya çok da güzel olmuş. Bir bunun gibi bir rap dile falan gibi bir film yapın da Face of falan gibi de izleyelim kendimize gelelim. Hadi sürüngenler sürünüyoruz. fıs Az önce ne dedik? Sürüngenler çetesi dedik. Sürüngenler çetesi ne yapmıştı? Bütün suratları falan değiştirmişlerdi. Face off yapmışlardı. Ama bakın bu ekip çok daha enteresan bir ekip. Ukrayna'ya biliyorsunuz Ukrayna, Urkanya ya da dediğimiz Urpanya'ya e, biliyorsunuz vizeler kalktı. Kesinlikle vizeler kalkmış durumda. Hazır bir şekilde vizeler kalkıp bir şekilde gidiyoruz kapıya. İsmimizi veriyoruz, giriyoruz. Ama bu tayfa maskeli üçler diyoruz biz buna kısaca. Yani Doğu maskeli üçler demeyi çok sevdi. Çünkü bu üç arkadaşımız, üç bireyimiz vizesiz gir girilen Ukrayna'ya vizesiz girilen evet Urkanya'ya girememişler. Bu nasıl bir bu nasıl bir basiretsizliktir arkadaşlar? Yani kapıdan gelip de nasıl döndürdünüz? Yani ya bilemiyorum ki bir de yani bunlar utanmamış. Gişe memuruna ne yapmışlar vize memuruna 600 dolar rüşvet vermeye kalkmışlar. Bakın Ukrayna'ya gidenler bilir benim gibi lütfen orada bize rüşvet vermeyin diye tabelalar vardır. Bu bireyler tabi İngilizce yabancı dili olmadığı için sadece dolar üzerine anlaşabilmişler. 600 dolar da iyi para ediyor ama yine olmamış. Hay Allah bir Ukrayna vizeleri daha kalkmıştı ama havada kaldı diyoruz. Bu haberimizde geçiyoruz maskeli üçler hadi öpüyorum sizi. Dolar dedik, seçim dedik, biraz daha motor diyelim mi? In, in, in. şaha kaldıralım mı? Motorlar şahlansın mı? Ha? Bakın Lambo diyelim mi? Lamborghini diyelim mi? Hani böyle şey zengin futbolcu bayan arkadaşı böyle içinde sigara içer, otos galerici gel der İç, içmem içmem. Hani Lamborghini bildiniz mi? Aventador bildin değil mi bildiniz biliyorum biz biraz senatör diyelim mi biraz sıkıntı yok kardeş silelim diyelim mi biraz daha Kenan Sofuoğlu diyelim mi gerçekten son yılların en parlak ismi siyasette ve sporda Kenan Bey kadar parlak bir isim ben görmedim arabasını biliyorsunuz yerine park ediyor meclise gittiğinde niye buraya park ettin dediklerinde de ben camımdan o arabayı görebiliyordum diyecek kadar açık gönüllü temiz gönüllü bir insan. Şimdi Kenan Bey'imiz nereye gitmiş? Tay diyarı Tayland'a gitmiş yanılmıyorsam evet Bangkok'a gitmiş Bangkok'ta havalimanında Hublot saatini kaybetmiş. Bizim politikacıların saatle arası çok iyidir hepsine böyle saat hediye edilir böyle peçeteye <laughs> peçeteden saat hediye ederler biliyorsunuz. Bakın 506 bin liralık saatini çaldırmış. Hadi çaldırdı da ondan sonra Instagram hesabından ağlıyor. Ey Hüblo bana yardım et diye. Kenancım <laughs> ben seni anlamadım. Sen nasıl bir senatörsün? Senatörlüğe bunu hiç yakıştıramadık. Sen o saati kaybet. Yerine 8 tanesini alırsın. Kapının önüne de park edersin. Son dakika gelişmesiyle beraber saatin değeri 506 lira değil 560 bin liraymış. Sofu oğlumuza buradan büyük geçmiş olsun diyoruz ama ona koymaz. Lambosunu satar saatlerinde böyle buradan buraya kollara böyle saat takar diyoruz. Bakın Hublot dedik hiç çizgimiz bu... <laughs> <laughs> Güldürdü beni çünkü sabah gazetesinden bir haber okuyacağım. Sabah gazetesi biliyorsunuz kaliteli çizgisiyle ve habercilik anlayışıyla ön plana çıkan bir ee basın yayın organı. Sabah gazetesinin kaliteli bir haberine gelelim. Normalde biliyorsunuz sabah gazetesi işte sarımsağı şöyle şey edin, ayağınıza soğan soyun, yatın filan gibi haberlerle bizi enterese etmeye çalışırdı. Fakat nedense doğal somunun rengi neden turuncudur diyerek çok lüks bir habere imza atmış. Evet haberde devam ediyor. Çünkü somon bol bol karides yiyormuş. Kardeş biz somonu karidesi nerede görelim? Bak devam ediyoruz. Hiç istiridye yediniz mi diye devam ediyor haber. Sanki nereye? Tay diyarı Tayland'a mı gideceğiz de istiridye yiyeceğiz? Sonra da sushi ile birlikte yediğiniz acı sosun adının wasabi olduğunu biliyor musunuz diyorlar. Valla biz bunları bilemiyoruz. Oh sushi wasabi falan derken 5 beş ettik 5-6 beş, ettik böyle anlamadığımız şeylerden. Sabah gazetesinin yani bunun, bu yiyecekleri nereden bulduğunu gerçekten anlamadık. Tanzim'de baktık. Tanzim'de bunlar yok. Haftaya ama galiba sashimi geliyormuş. Ee, bu arada gözler kaç gündür Tanzim'den t-bone almak için bekliyorduk. Bu hafta perşembe günü Tanzim'lere t-bone gelecekmiş. Tanzim'in t'sinden tabii ki. Ve buradan... House meraklılarına da çok sevgilerimizi yolluyoruz. Çünkü tanzimde kısa süre sonra o da gelecek. Nusret ufak bir pop-up dükkan açacak. Bu arada pop-up demişken, Nusret demişken bu aralar bonfile lütfen almayın parası yeten bireyler. Çünkü Nusret piyasadan bütün kaliteli bonfileleri toplamış, tüketmiş. Sizin gibi tüketiciye de nanayları kalmış diyoruz. Bu haberimizden sonuna geliyoruz. Ama hala karnımız aç böyle böyle dolaşıyoruz. Nusret dedik, mayın demedik ama kardeşimizdir Nusret dedik. Kardeş dedik, kardeşliğin, mertliğin, delikanlılığın, adamlığın, Manisa geliliğin adamlılığın. Onun en güzel olduğu yere geldik. Bakın uzun süredir e, kanalda ekranlarındaki ikinci sayfadan sonra en beğendiğim televizyon şeyi yani ne olduğunu da bilemiyorum. Çukur adlı dizi. Gerçekten Çukur. Bir foseptik Çukuru gibi bir dizi kendisi. Yani böyle form olarak tabii ki içerik olarak değil. Ama yeni bir fragramı yayınlandı. Fragramı diyorum bakın o kadar kalitesiz bir dizi ki fragmanı bile yok. Fragmanı var. <laughs> Neyse foseptiğin yeni fragmanında Efendime söyleyeyim. Emmiler birbirlerine tabanca, top, tüfekle ateş ediyorlar. Hatta bir tane emmimiz var. Bakın terlik terlik diyorum. Ee, nedir bu? Lastik tekerlek içinde. Çok affedersiniz. Tekerleğin içine girmiş saklanıyor. Kolunu buradan çıkartıp ateş ediyor. Bir başkası mermiye sopayla saldırmaya çalışıyor. Bir tane emmi var. Ee, o bizim çok sevdiğimiz yumuşak yayı yazamayan bir abimiz var. Onun gibi böyle ortalıkta duruyor bomboş. Gerçekten çukur dizisine... Allah onu izleyenlere akıl fikir versin. Allah bu dizinin oyuncularına da büyük kolaylıklar versin. Çünkü sonuçta onlar da bizim gibi emekçi. Mandal'dan öyle bir şey yaptı ki... 3 nokta. Böyle haberleri çok seviyoruz gerçekten. Bu ecnebiler buna clickbait diyor. Yerlilerin beyti dediğini düşünüyorum ben. Yani ne kadar yerliler onları bilmiyorum. Mağaramızda tabii ki internet var bizim. O yüzden biz clickbait diyoruz. Bakın Yeterince Çukur'u izleyip IQ'nuz düşmediyse e, Çukur'dan daha enteresan bir haberimiz var. Bakın mandalla ne yaptı diyor. Enteresan bir bireyimiz. Mandala iki tane böyle gördüğünüz gibi duresel pil koymuş. Bir de pill pillerin de üzeri mozaiklenmiş. Büyük bir habercilik başarısı. Böyle onları ondan sonra attırmış, tutturmuş, kapıya tutturmuş. Üzerine de ne ediyor? Bir ses çıkartıcı a cihaz yerleştirmiş. Böylelikle alarm sistemi yapmış. Kapının ortasında da böyle silikon tabancasıyla tuttuğu man, man, yani anlaşılacak şeyi mandal yapıştırmış. Gerçekten mandallayan bir haber. IQ'nuz düşmediyse hadi IQ'ları indiriyoruz. Evet mandaldan teyyare dedik. Tabii ki teyyar değil alarm dedik. Mandaldan alarm dedik. Alarm işini çözdük. Gelin biraz da klon işini çözelim. Bakın Bülent Ersoy'un biliyorsunuz birbirinden tuhaf elbiseler giymesiyle yani bayağı galaktik imparatorluk senatosunda adeta bir birey gibi giyiniyor kendisi. Yeşilli, ışıklı, lazerli, uzay gemili kostümleri var kendisinin. Son kostümünde de bir tane modacı var. Ben onu çok seviyorum. Instagram'dan da takip ediyorum. o ikinci sayfada şey dedi. Beren Saat yürümesini bilmiyor. Topuklu ayakkabı ona yakışmıyor dedi. O bireyin tasarladığı şu güllü kıyafet aynısının başkası varmış. Zaten yapılmış. Yani kulon şeklinde kıyafeti çözmüşler. Bu arada Bülent Ersoy'un Ümit Hırsızı klibi de Beyoncé'nin 2015 tarihli Him <laughs> Him for the Weekend klibiyle aynı kostümlerle bakın bu 300 filminde vardı ya böyle bir emmi vardı hani kel uzun boylu bayan mı bayansı adam mı kadınsı erkek mi onun kıyafetinin aynısından klibin adından anlamalıydık klibin adı neydi ümit hırsızıydı herhalde şey, e, aksesuar hırsızı olacaktı klip. Bunun üzerine Bülent Ersoy da gelmiş. Ben kimseyi taklit etmem, taklit edilirim demiş. Gerçekten şu anda Bülent Ersoy'u taklit etmek istiyorum. Bana çuval getirin, bahşiş dağıtacağım parayla. Of evet klon dedik, sahte dedik, çalıntı dedik. Yani fikir hırsızlığı anlamında. Biz hiç hiç kimseye hırsız demiyoruz. Sürüngen çetesine bile buradan hırsız diyemeyiz. Çünkü onlar işlerini yapıyorlar. Onlar bir sürünger bir birey olmanın e, hakkını veriyorlar. Bakın karşımızda çok orijinal bir klip var. Allah nasip eder de şu programın sonuna kadar inşallah bunu izleriz. Ferhat Göçeri biliyorsunuz. Kendisi ben saç tasarımını özellikle beğenirim. E, tarzını da çok beğenirim. Kendisi bir... Arabanın içinde 3 bayan bireyle beraber. Bayan bireyler kendinden geçmiş. Adeta önceki akşam aşırı böyle alkol, boza, işte üzerinde böyle ne bileyim nohut, tahin falan yenmişçesinde arabada uyuyorlar. Arabada galiba Passat ama logoyu kapatmışlar biliyorsunuz. Bizde çok böyle modadır bunlar. Araba otomatik pilotta gidiyor tam da sağa sola çarpmadan. E, Ferhat Bey de arabanın içine girmeye çalışıyor. Yorumlarda bir tane şey var. Abi topuğundan vursaydın cama <laughs> direksiyona kadar girerdin diye. Gerçekten inanılmaz bir aksiyon, inanılmaz bir heyecan. İnanılmaz bir inanılmaz. Çünkü ne olduğunu anlayamıyoruz. Klibin sonunda Ferhat Bey arabanın içine giriyor ve şoför yanındaki yalaka koltuğuna oturup emniyet kemerini takmasıyla birlikte bir adet gazlı içecek içiyor. Onun da kola olduğunu düşünüyorum. Pepsi kola gibi bir şey. Böyle kara kuru bir şey. Kara saplı. Kalın bir şey içiyor Ferhat Bey. Karın bir şey, kalın bir şeyden tutarak içiyor. Ve klip öyle anlamsızlık içinde sona eriyor. Biz size klibin sonunu söyleyelim. Ferhat Bey de uyuyor Ve arabamız şarampole uçuyor Aynı bu hafta bugün de bugünün Son haberini dinlediniz Ve şu anda bizim de şarampole uçacağımız gibi 35 gün ara verdik Ama bir 35 gün daha ara vermek istemiyoruz O yüzden lütfen arayı uzatmayalım Kendimize verdiğimiz bu mesajı da Kendimize batırarak çuvaldızı kapatalım Bugün de bugün anormal hediyeleriyle gelecek Siz yeter ki takipte kalın Ferhat Göçer gibi takip etmeyin lütfen Çünkü yani fena yani Bugün de bugün If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every day.